Merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir yelek anlattım. Ben 6 aylık bir yaş için çalıştım. Sizler istediğiniz gibi bu motifi büyüterek büyük yaş gruplarına göre de yapabilirsiniz. Beyaz ip için 2 tane ip gitti ve motiflerim için de bu renkleri kullandım. İşte kullandığım ip gördüğünüz gibi Carter ve Baby One. Elimde olan renklerle çiçekleri de yaptım. Ve tığ numaram da 2,5 milim tığdır. Ben 3 numara kullanmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü gevşek oluyor. Zaten bu delikli bir model olduğu için 2,5 milim bence çok şık, çok sıkı bir örgü olmasını sağlayacak. Şimdi hanımlar, bakın motiflerde, bakın şu beyazı 2 gittim ben. Siz 3 sıra giderek mesela bu modeli 1-2 yaş için kullanabilirsiniz. Diyelim 3 sıra yapmazsınız da çiçeklerden aynı bu şekilde 3 motif alt alta koyarak işte 2 yaş, 3 yaş gibi boyutlandırabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir de arkasını da göstereyim. Arkası da aynı şekilde çiçeklidir. Sadece bakın şurada ön aşağıda, arka kısmı yukarıda. Mesela bu yakada ne yapılması gerektiğini videoda anlattım. Şimdiden herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi size nasıl motif yapacağımı göstereceğim. Öncelikle ortasındaki kahverengiden başlıyoruz. Şunları böyle alalım. Toplam 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu şekilde kilitliyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektikten sonra ilk birinci zincirden tel alıp direkt çıkış yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekip toplam 16 tane, bakın şuradaki minik halkanın içine 16 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi bakın ilk trabzanın tepesinden tığ geçirdik, tel aldık ve çıkış yaptık. Buradaki yaprakları yerleştirebilmek için, örebilmek için zincirden yapraklara yuva yapacağız. İpimizi kesmiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Normalde 1 tane şu zincir kilitleniyor. Şimdi 1-2 zincir çektik. Bakın bir trabzan atladık. İkinci trabzanın tepesine direkt batıyoruz. Tekrardan 1-2 zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlayıp direkt sık iğne ile birleştiriyoruz. Bakın minik minik boşluklar oldu. Bu boşluklara çiçeğin yapraklarını yapacağız. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet, şimdi sarı yapraklara geçiş yapıyoruz. İstediğiniz kutucuktan başlayabilirsiniz. Öncelikle ipi bu şekilde alalım ve düğüm atalım. Toplam 2 tane zincir çektim. Bu ipi de böyle arkaya alıp ipi yedirelim. Şimdi bunun içine 2-3 tane trabzan yapıyoruz. 3 1 2 3. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın arkadaki ipi de içinde. Şimdi diğer kutucuğa geçmek için ipimi bu şekilde arkadan alıyorum. Zinciri kaydırdım. Bakın şu an ikinci kutudayım. 1-2 zincir çektim.
Şimdi 1, 2 ve 3. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar ipimi kaydırıyorum. 1, 2. Bu şekilde yaparak çiçeği tamamlayalım. Bu kaydırmayı yapmazsak çiçeklerdeki keskin yaprak görüntüsü oluşmaz. Bakın göstereyim size. Bakın şuradan şöyle keskin yaprak görüntüsü oluşmaz. Bunu yapabilmek için bu kaydırmayı mutlaka yapın. Sık iğne olmuyor. Kötü duruyor. Bakın. Hiç sık iğne tekniği kullanmıyorum. Direkt ipi kaydırıyorum. 1, 2. İki zincir çekiyorum. Bu şekilde çiçeğin yaprağını tamamlayalım. Şimdi 4 tane daha yaprağım kaldı. 3 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Ve bakın tamamlıyorum. Bu örneği kurana kadar bayağı bir uğraştım. Normalde aklımdaki desen buydu ama sayıları kurmak, ayarlamak bayağı bir günümü aldı neredeyse. Şu motifi çıkartabilmek için bir günümü harcadım. Yani bu tarz şeylerin ortaya çıkması gerçekten kolay olmuyormuş. Bu arada ilk defa motifli bir hani bu şekilde 3 boyutlu motifli bir model anlatıyorum. 2 ve 3. 2 zincir çektim ve birleştirdim. Buradaki bakın boşluk var ya, onu doldurmak için direkt kaydırdım ve bir bütün oluştu çiçeğimiz. Şimdi ikinci yaprağa geçeceğiz diyorum, pardon. Geçmek için önce yuvalarını oluşturmamız lazım. Onun için 4 tane zincir çekiyoruz. 2, 3 ve 4. Bakın nasıl kahverengi de 8 tane yuva yaptıysak aynı şekilde de 8 yuva yapacağız. Böyle arkadan bakın zaten şuradaki ek yeri var. Bak göstereyim şöyle. Ek yeri var. Direkt tığ geçiriyorum. Telimi aldım. Bakın 2 tane arkadan. Direkt çıkış yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Aynı şekilde tığ geçirdim. Direkt çıkış yaptım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yuvaları oluşturalım. Bir, iki, üç, dört. Toplam 8 tane yuva olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, başladığımız yere geldik. Burayı da aynı şekilde bakın aynı yuvasından alıyoruz ve bitirdik. Şimdi bakın buradaki boşluğa ikinci yaprağı yapacağız. İpi kaydıralım. Tekrar 1-2 zincir çekelim. Toplam 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi tekrar bakın karşı kutuya geçmek için zinciri kaydırdım. 2 zincir çektim. Ve 5 tane trabzan yapıyorum.
Şu an 3, 4 ve 5. Bundaki işlem aynı. Sadece 5 tane trabzan var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben çiçek yapraklarımı tamamlayayım. Hemen geliyorum. İpi sakın kesmeyin. Evet, son yaprağı da yapıyorum. 1, 2 zincir çekip ve birleştiriyorum. Buradaki bakın boş tamamlamak için şu şekilde direkt kaydırdım ve kilitledim. Şimdi bu arkadaki bakın geniş yeşil olan yuva yapabilmek için 8 tane zincir çekeceğiz. Toplamda şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu ikiyi yaparken buraya yapıyorduk. Bir tane yuva atlıyoruz. İkinci bakın arkadan şu şekilde göstereyim. Bakın şöyle alıyorum ve kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane yuva atlıyorum. İkinciye tel aldım, çıktım. Direkt çıkış yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir yuva atlıyorum. Toplam 4 tane yuva olacak. 8 taneydi. Biz bunu 4'e düşürüyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, bakın bir yuvaya atladım. Başladığım yere bakın yuvaya geldim ve direkt çıkış yaptım. Ve bir zincir çekerek kilitliyorum. Ve ipimi kestim. Çiçeğimiz bu kadar. Şimdi motifi kurabilmek için yeşilden zemin hazırlayacağız. Şu şekilde göstereyim size, çok güzel. Bakın. Şimdi şu yeşili öreceğiz. Yeşilin zaten yuvasını kurduk. Şimdi diyeceksiniz ki neden yeşil iple yapmadınız yuvasını? Çünkü bu aralara battığım için yeşil yeşil gözükecekti ipleri. Fark ettiyseniz bakın yuvayı kurarken ipler gözüküyor. Mesela bunda da o şekilde ipler gözüküyor. Ben her zamanki gibi başlangıçtan başlıyorum. Şimdi ipi bağlıyorum. Düğüm yaptım. Tabii ipimi en başa getirdim. Toplam 2 zincir çekelim. Şu kahverengin ipi de buraya geldi. Bu zincirin içine toplam 9 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 1 2 ve 3 tane zincir çektik. Köşe yapıyoruz şu an. Köşeleri oluşturmak için 3 zincir çektik. Diğer öbeğe bakın. Direkt trabzan olarak geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar diğer öbeğe geçince trabzan olarak geçiyorum. Toplam 9 tane trabzan yapıyorum ve yeşilimin şu an 3. kutuyu dolduruyorum. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve
Bu ipleri sonradan saklayacağım ben. Onun için şöyle yapayım. Tekrar trabzan şeklinde. İki, dört, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Şimdi iki zincir çekiyorum çünkü buradaki köşeyi oluşturmamıştım, son köşeyi. İki zincir çekerek direkt köşe birleştiriyorum. Bakın hemen köşe oluştu. Bu şekilde ayarlıyoruz ve bir zincir çekerek kilitliyoruz. İpimizi keselim. Şimdi motife geçiyoruz. Beyaz olan yere geçiyoruz. İpim biraz karışmış. Evet hanımlar. Şimdi aynı yerden, bakın bu sefer köşeden düğümlüyorum. Çünkü köşede ek yeri birleştirme yeri olduğu için. 1-2 zincir çektim. Toplam 3 tane trabzan yapıyorum. 1-2 ve 3. Şimdi hiç zincir çekmeden buradaki sıraları yapacağız. Şimdi bakın bu zincir, bunu saymayın. 1-2-3. 3 tane 2 pardon 2 tane atlayıp 3. trabzan tepesine 3 tane trabzan yapıyorsunuz. Bakın burada hiç zincir yok. Şimdi sadece 1 tane boşluk atlıyorum. Şimdi tekrar 1 tane boşluk atlıyorum. Şimdi bakın 1-2 tane boşluk atlıyorum. Köşelerde 1-2 boşluk. Şimdi 1 boşluk yapıyoruz, 3 tane 1 boşluk, sonra 2 boşluk. Köşeler 2 boşluk, ortaları 1 boşluk atlıyoruz. Bu şekilde eşit olmasını sağlıyoruz. Şimdi köşeye geldik. Bakın köşeye geldik. Köşeye 1-2 tane zincir çekiyoruz ve aynı yere tekrardan 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın köşeyi oluşturduk. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Aynı şekilde bakın tekrardan atlıyorum. Bakın 1-2 trabzan atladım. Direkt 3 tane şu an trabzan yapıyorum. Bir boşluk atlıyorum tekrardan. 2 3 Şimdi tekrar bir boşluk, sonra iki boşluk. Köşeye gelince iki boşluk. O şekilde ayarlıyorsunuz. Bakın 1 2 ve 3. Şimdi iki zincir çektim, köşeye geldim. 2 3 Bakın burada da 2 tane gördünüz mü? 2 1 1 ve 2. Bu şekilde motifimizin oluşturuyoruz. İpim de karıştı mübarek. 1 2 1 Evet tekrar. Pardon, bakın burada 3 tane atlamışım. 1 2 3 4.'ye batmışım. Onun için yanlış oldu. 2
ve 3. Şimdi diyeceksiniz ki burada iki tepe. Bakın şurada da bir, şu bir trabzan tepesi, bu da bir trabzan tepesi. Onu karıştırmayın. Çünkü ilk başta ben de bir karıştırdım. Nerede hata yaptığımı size gösteriyorum ki hani siz de o hatayı yapmayın, daha iyi anlayın diye göstermeye çalışıyorum. Bakın 1 2 boşluk. Evet, şimdi 3. köşeyi tamamlıyorum. 2 zincir. Tekrar 3. Şimdi 2 tane atladım. Ek yeri köşede olduğu için hiç anlaşılmıyor ek yeri nerede olduğu. O yönden güzel oluyor. Tekrar bir. Evet. Şimdi bakın burada da ben bir hata yapmıştım. Direkt zincir yapıp köşe yapmıştım. Unutmuştum burayı. Bakın şimdi köşe burası. Köşeye geldik. Başlangıcı köşeden yaptığımız için köşenin bir kanadını yapmıştık. Sağ tarafı yapmıştık. Şimdi sol yapacağız. Tekrar bakın iki atladık. Boşluğa geldik. Bir, iki ve 3. Şimdi 2 zincir çekerek ve bağlıyoruz. Bu ek yeri köşede olduğu için de hiç anlaşılmıyor ek yeri neresi olduğu. Şimdi hanımlar bakın motifimiz oluştu. Şu şekilde açarak el ütüsü yapalım. Çok güzel bir motif oluştu. Şimdi ben 6 aylık 1 yaş yapacağım için bir sıra daha gideceğim. Şimdi yeni doğan yapmak isteyenler bu motifler birleştirebilir. Bu birde kalabilir. Ama 6 aylık 1 yaş arası yaptığım için bir sıra daha gideceğim. Aynı şekilde yapıyoruz. Bu beyazı nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz. Şu an 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. 3 yaptım. Bakın direkt boşluklara batıyoruz. Bu ikinci sıra daha kolay. İpin böyle ipin içerisinden çıkardığım için sürekli karışıyor. Dışından çıkarsam sürekli bu dönecek ve kirlenecek. Hani iç taraftan çıkardığım için hani karışıyor, sürekli düğüm çözmekle uğraşıyorum. Bakın şimdi aynı devam ediyorum. Tekrar bir düğüm geldi. Evet. Tabii motifi daha büyük yapmak isteyenler aynı bu şekilde 3. sırayı da aynı bu teknik kullanarak büyütebilir. Hani 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş yapmak isteyenler. Mesela 2 yaş için, 2-3 yaş için 3 tane beyaz gidebilir. Hani 4-5 yapmak isteyenler 1-2-3-4 sıra gidebilir. Bu şekilde motif büyüyor. Artıyor zaten. Evet, bakın. Köşeye geldim. 2 zincirle tamamladım. 3-3 yaparak motifi tamamlayalım. Şimdi diğer köşeyi de göstereyim size. Sonra birleştirmeyi yine göstereceğim. Şuradan ipi aldım. Hemen el ütüsüyle düzeltiyoruz. Şimdi bakın köşeye geldim. 1, 2 ve 3. 1, 2. Sadece köşelerde zincir var. 2 tane zincir. 1, 2 ve 3. Diğer köşeleri de tamamlayalım. Evet, 3 tane yaptım. Şimdi bakın köşeye geldim. Köşeye yaptım. Şimdi 1 2 çekerek ve
Evet hanımlar, bakın ben toplam 8 tane motifi tamamladım ve birleştirdim. Öncelikle böyle bu iki iki birleştiriyoruz. Sonra bu önlerini birleştireceğiz. Tabii nasıl birleştirdiğimi, bakın ön yüzleri birbirine bakacak, tersler dış tarafa bakacak. Bu köşeden tığ geçirelim. Bakın zaten ipi koparmadım birleştireceğim için. Bu şekilde bakın ipi geçirip zincir çektim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 3 3 şöyle eşit şekilde ayarlayacağım. Karşı tarafın bakın önden 3. Bakın bu boşluklara batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Boşluklardan 1 2 3. Bakın desenler birbirine eşit şekilde zaten düşüyor. Bu şekilde ayarlayalım. 1 2 3. Zaten motiflerden sonra bu birleştirme hemen bitiyor. Çünkü birleştirmeyi en basit halinde yapmaya çalışıyorum. Ve bitirdim. İki zincirle kilitledim. Sonra ben bu ipleri uzun kesiyorum ki temizleyeceğim. Şimdi şu ikisini böyle birbirine getireceğim. Bu ikisini de aynı şekilde birleştireceğim. Şimdi bu ön parça, bakın tek yönden birleştirdim. Bu ön parça, ben bir tarafını yeleğin sol kısmını yaptım. Şimdi sağ kısmını yapacağım. İpi koparmamıştım. Sıramdan devam etmiştim. Şimdi önden başladığım için burada da aynı şekilde buradan bu taraftan başlayacağım. Şimdi şu taraftan başladığım için buradaki kolu da bu taraftan başlayacağım. Bakın 1, 2. 1, 2 ve direkt buradan başlıyorum. İpime düğüm atıyorum. 2 zincir çekiyorum. Toplam 3 tane şu an yapıyorum. Askıya geçtik şu an. Şimdi boşluğa birer tane yapıyorum. Bu boşluğa da üçer tane, pardon, üçer üçer şu an motifimi yaptım. Bakın 1 2 3. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Bakın köşelerde birer trabzan var. İki tane de üçlü var. Şimdi bir, iki tane zincir çekiyorum. Fakat buraya bir tane trabzan yapmak zorundayım. Şimdi üç tane bakın boşluğa yapıyorum. Bakın buraya da 3 tane. Buraya 1 tane yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın birin üstüne 3 tane. Bakın boşluğa 1 tane yapmıştık ki onu direkt boşluğuna 3 tane yapıyorum. Göstereyim şurada. 1 2 üçlü var. 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 1. Bakın bu şekilde dümdüz bir şekilde yukarı doğru örüyorum. Artmıyor. Burası ön kısım olduğu için toplam 1 2 3 4 5 6 sıra öreceğim. Şimdi tabii 1 yaş 2 yaş yapanlar 6 değil de 7-8 sıra mutlaka örsün. Bu arada şimdi bakın 3 tane yaptı, 2 tane yaptım ya. 3'ü de şunun tepesine batarak yapıyorum. Dümdüz oluyor. Hiç hani eksiltme de olmuyor. Kötü bir form da olmuyor. Dümdüz oluyor. Şimdi buraya 1 tane trabzan. Şimdi tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 3 trabzan.
Tekrar bir tane. Bakın son yaptığım, bakın 3 tane tepenin üzerine bir tane yapıyorum. Şimdi dönüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Şimdi hanımlar bakın, ön parçayı tamamladık. Şimdi arka parçayı geçiyoruz. Bakın burayı birleştirmemiştim. Şimdi hemen burayı da sizle birlikte birleştirelim. Çünkü şu arada ne yapılması gerektiğini göstermem gerekli. Bu ince detayları işte size göstermeye çalışıyorum. Çünkü siz yanlış yapmayın diye. Ve bağladım. Bakın ikisini bir, bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İç iç şekilde birbirine bağlıyorum sık iğne tekniğiyle. Şimdi evet bakın ek yere geldik. Buraya bir zincir çekiyorum. Diğer ek yerin tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Sadece ek yerinde bir zincir var. Evet son geliyorum. 1, 2, 3 ve bakın şu zincirlerin olduğu yere batıyorum ve bitirdim. Şimdi arkada iki sıra gideceğiz. Çünkü arkanın önce bir iki sıra ay bakın yaptığım hatayı görün kendi gözlerinizden. Ben bunu düzelteyim hemen. Çünkü dikkatimden kaçtı. Yanlış yaptım. Sökeceğim. Tekrar birleştireceğim. Evet bakın birleştirdim. Hatamı düzelttim. Şimdi arkada iki sıra bu desenden gideceğiz. Şimdi bakın direkt boşluk olduğu için buraya bir trabzan yapacağız artmaması için. Şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu sıraya gitmemin sebebi arka kısmı yakası yukarıda olması lazım. Yani iki sıra yapmamız yeterli olacaktır. Bakın. Şu şekilde göstereyim. 2 Evet bakın ek yerine geldim. Buraya da tekrar 3 tane yapıyorum. Bir sıra daha gittikten sonra aynı bu koldaki işlemi yapacağız. Bunda 6 sıra gitmiştik. Ama bundaki kol işlemi 4 sıra olacak. Evet buraya bir tane yapıyorum. Şimdi dönüyorum.
Buraya 3 tane yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi buraya da 3. Ve bu sırayı bu şekilde hemen dolduralım, tamamlayalım. Evet, son geldik. Şimdi buraya 2 tane yaptık. Şimdi buradaki şey ayrımcılık olmamasının için hemen böyle tepesine yaptık. 3 gibi gözüküyor zaten. Şimdi 2 zincir çektik. Şimdi buradaki uca geçiyoruz. 1 tane trabzan yapıyorum. 3 tane şu an trabzan. Tekrar 3 tane trabzan. Evet, şimdi bakalım burada ne yapacağız. Şimdi mecbur tamam. Bakın 1 2. İkinci trabzanın ortasına bir tane yaparak bu durumu eşitliyoruz. 1 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bakın bunun boşluğuna batabilirsiniz. Sıkıntı yok. 3. Şimdi ipi kesmeyeceğiz, birleştireceğiz uçlarını. 2. Şimdi 1 2 zincir çektim. Şimdi bakın bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3. sıradayım. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. Evet, şimdi birleştireceğim. Tabii tersine düzüne mutlaka bakalım. Bakın bitirdim. Zaten bu yakadan gayet bebeğin başı çıkar. Zaten bu yakayı toplayacağız. Güzel. Şimdi bu iç yönleri birbirine bakacak. Tersler dış tarafa bakacak. Bakın arka taraf üstte olması lazım. Ön aşağıda, arka taraf üstte olacak. Ön yaka zaten her zaman açık olur. Şimdi birleştiriyoruz. Şu önden ilk trabzan tepesinden giriyorum. Bunu direkt her tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Çünkü motif birleştirme olmadığı için eşit şekilde ayarlıyorum. Ayarlayalım. Şu ipi de şöyle alayım aradan. Olmadı, pardon. Şöyle. Evet, bakın eşit şekilde sayımız düştü ve bitirdim. Şimdi arkanın diğer kısmını yapalım. Bakın arkanın şu kolunu da yapalım. Aynı şekilde burada başlayacağız. Tabii nasıl başlayacağımı göstereyim hemen. Bakın 3'ün ortasında başlamıştık. Burada da aynı şekilde 3'ün ortasında başlıyoruz. Bunları detaylı göstermem lazım ki siz de burada ne yapmanız gerektiğini şaşırmayın. Ben hemen burayı bitiriyorum. Evet, diğer kolu da birleştirdim. İpimi kesmiyorum. Şimdi bakın yalancı trabzan yapacağız. Normal, bakın boşluklara da ikişer tane yaparak sonra şu ikişer ikişer
yaparak Yalancı Trabzon'u komple çevresini gidelim. Bakın bu şekilde. Bakın her sırada ikişer ikişer. Mesela burada boşluk var. Şimdi normal desene girdik. Şimdi bu her desenin başına birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu kol desen olduğu için buraya ikişer ikişer gittik. Bakın ikişer ikişer gideceğiz. Buraya da iç taraftan da iç tarafı da yapacağız. Şuraya da ikişer. Şimdi her trabzanın başına yalancı trabzan yapıyoruz. Bu yeleğin etrafını çok güzel şekilde toplayacak. Mesela şu an küçük gözüküyor ama bunun etrafını gittikten sonra yeleğimiz büyüyecek. Şimdi şu ek yerini de göstereceğim. Komple bunun çevresini önce bir yalancı trabzan tamamlayalım. Bakın geldiğimiz yer boşluk. Buraya iki tane. Çünkü burası birleştirme yeriydi. Buraya da iki tane. Şimdi trabzanın tepesine geldik. Ve bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi şu köşede ne yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Köşelerde artırma yapacaksınız. Ay, göstermiyorum yanlışlıkla, pardon. Bakın fark etmedim örerken. Bakın şuralarda ikişer tane yaptım. Trabzan tepelerine birer tane battım. Sadece burada trabzan tepesi yok. Yan yan olduğu için ikişer ikişer battım. Şöyle ayarlıyorum. Evet, şimdi köşeye geliyorum. Evet, köşeye geldim. 1, 2, 3, 4 ve toplam 5 tane yalancı trabzan yapıyoruz ve dönüyoruz. Tam keskin dönüş olması için 5 tane yeterli. Evet, sıramıza bu şekilde devam edelim. Komple bunun çevresini yalancı trabzan dönelim. Evet hanımlar, ben önce yalancı trabzanın komple çevresine gittim. Sonra yaptıktan sonra normal trabzan başladım. Trabzanı böyle komple çevresine gittim. Sadece şu köşelerde artırma var. Onu da size göstereceğim. Onun için buraya kadar ördüm. Son köşeyi gösteriyorum size. Normal trabzan örüyorsunuz. Bu köşelerde çifter artırma olacak. Evet, bakın geldik. Buraya bir aynı yere iki tane batıyoruz. Yani toplam 4 tane olmuş oluyor buradaki. Bu köşeyi bakın 2 4 arttırma bu şekilde oluyor. Sonra normal devam ediyorsunuz. Hani zaten bu köşede 5 tane trabzan yapmıştık. Bu 5 tanenin tam ortasından ikişer tane trabzan yaparsanız bu köşe güzel bir şekil alıyor. Bu şekilde düz devam trabzan örelim. Ve komple trabzan örelim, bitirelim. Evet, trabzan yaptım, bitirdim. Şimdi farklı bir sık iğne tekniği uygulayacağım. Onu yaparken şuralara bağcıklarını örerken bağcıklarını da birlikte öreceğiz. Şimdi buraya kadar o sık iğne gidelim. İsteyen sık iğne de yapabilir. Ama bu da sık iğne tekniğinin farklı bir versiyonu. Daha güzel duruyor kenar oyası. Şimdi biraz yakınlaştıralım.
Zaten bir zincir çektik. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın sık iğnenin şu kanadından tığ soktuk, geçirdik. Ve hemen yanındaki trabzan tepesine battık. Bakın tel alıyoruz direkt ve bir tane sık iğne yaptık. Aynı şekilde kanadını alıyoruz. Bakın buradaki zaten hemen önünüzde böyle tel duruyor. Tığ geçirdik. Tel aldık. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Tel alıyoruz. Zaten 1, 2, 3 tane olmuş oluyor. 3 telden tığımızı geçirdik. En öndeki telden tığı geçirip bu şekilde kenar oyası yapıyoruz. İşaret gösterdiğim yere kadar örüyoruz. Bu tam bu bitişiminin üstüne kadar, çünkü bağcık kısmı burada olacak, bir tık üstte olacak. Oraya kadar bu sık iğne tekniğini uygulayalım. Dileyen de isterseniz farklı desen kullanabilirsiniz. Kenar oyası çok gösterişli bir yelek olduğu için ben gerek duymadım. Onun için bu şekilde sık iğne tekniği uyguluyorum. Şimdi ben burayı aşağıya kadar öreyim. Evet, bakın birleştirme noktanın diyelim 1, 2, 3, 4. 4 trabzan üstü. 4 trabzan var arada. Bir tık bağcıklar yukarıda olsun istiyorum. Şimdi hanımlar, bağcığı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi biz de burada deneme yaparak bağcığı yapacağız. Toplam bir 50 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Böyle ölçelim. Birazcık kısa geldi bana. Bir 10 tane daha 60 yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi bağcı daha uzun yapmak isteyen varsa 70-80 zincir çekebilir. Bu bağcık düğüm olduğu zaman bir 15 daha yapalım. Bir 65 olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu zinciri sakın sık çekmeyin. Çok gevşek de çekmeyin. Böyle rahat şekilde zinciri çekelim. Dilerseniz yalancı trabzan yapabilirsiniz. Bağcığın ince olmasını istiyorsanız. Dilerseniz trabzan da yapabilirsiniz. Ben normal iyi güzelcene trabzan yapıyorum. Ve de kurdalemsi tadı versin diye normal bu zincirleri trabzan dolduruyorum. Bakın normal zincirlere. Bu işlemi bitirelim, buraya kadar gelelim. Evet, son zincirime de trabzan yapıyorum. Şimdi hanımlar, direkt böyle birleştirmeyeceğim. Çünkü buraya da bakın bu sık iğnenin tam ortasından girip bir trabzan daha yapıyorum. Boşluk oluşmaması için. Şimdi bir tane atlıyorum. Diğer trabzan tepesinden direkt çıkış yaptım. Bu şekilde kilitledim. Şimdi bir zincir çekerek
sık iğne, bir zincir çektim. Şimdi hemen yanına bir sık iğne yapıyorum ve aynı şekilde sık iğne tekniği uyguluyorum. Bakın burası bu şekilde oluyor. Aslında pek hoşuma gitmedi burası. Nasıl yapsak? Bir daha sökelim. Şimdi yeniden yapalım. Şimdi buraya direkt çıkış yapsak, şuradan tekrar girsek, sık iğne yapsak olmadı. Nasıl yapsak? Mecbur bu şekilde yapacağız yine. Ya da şu, ama beraber deneme yanılma yapıyoruz işte bu şekilde. Hemen bunun yanına batsak, o zaman bakın böyle boşluk oluşuyor. Onun için, boşluk oluşmaması için bu şekilde yapmak zorundayız. Bir boşluk atlıyoruz. Şu şekilde yapsam da boşluk oluyor. Direkt çıkış yapmak zorundayız. Direkt çıkış yapıyoruz. Hemen yanındaki yere batıyoruz. İlk yaptığımız gibi yapmak zorundayız. Çünkü kötü oluyor. Evet. Buna devam edelim ve köşeye geleceğiz. Köşede de ne yapmanız gerektiğini göstereceğim şimdi. Şuna bakalım. Yani en güzel bu şekilde oluyor. Yani başka türlü olmuyor. Beraber öğrenmiş olduk. Şimdi ben burayı hemen köşeye kadar geleyim. Evet, köşeye geldik. Bakın hiç arttırma yapmadan düz devam ediyoruz. Zaten bu köşeleri böyle yuvarlak dönüyor. Bakın iç kasma falan oluşturmadı. Böyle elinizi sakın sık iğne yaparken böyle sıkı tutmayın. Rahat olsun. Bakın. Şöyle. Ve bu şekilde de köşeyi dönmüş olduk. Buradaki işlemi aynı. Burada. Burada. Şurada yani. Aynı saplarını yapın. Ben 65 zincir çekmiştim. Tabii siz isteğinize bağlı. 70-80 de çekebilirsiniz. Komple ve bu şekilde bitiriyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman da direkt ipi çekip bir zincir çekerek ipi kopartıyorsunuz. Şimdi yakaya geçiyoruz. Buraya zaten anladınız. Onun için buraları göstermeyeceğim. Yani buradaki işlemi buralara da yapıyorsunuz. Şimdi hanımlar, yakaya ben video uzun olmasın diye aynı şu kenarda yapmıştık ya biz yalancı trabzan. Aynı. Hiç artırma yapmadan bakın köşelere tek tek yalancı trabzan yaptım. Komple yalancı trabzan geçtikten sonra trabzan ördüm. Bakın burada ne yaptıysam aynı işlemi burada yaptım. Fakat burada lastik yapacağız. Yakanın güzel olması için, toparlaması için. Normal bakın trabzan yapıyorum. Yalancı trabzan, normal trabzan yaptıktan sonra lastiğe geçireceğiz. İki tane zincir çekiyoruz. Şimdi bir önden bir arkadan alıyoruz. Gösteriyorum, yavaş gösteriyorum. Önden aldım. Arkadan alıyorum. Köşelerde ikişer tane alacağız. Toparlaması için yakanın. Dört köşe var. Şimdi orayı size göstereceğim. Şimdi köşeye geliyorum. Bakın
Köşeye. Burası tam köşe. Şimdi önden aldım. Pardon, arkadan aldım. Arkadan. Pardon, önden aldım şimdi. Şimdi arkadan iki tane alıyorum. İki tane almamın sebebi köşelerin yuvarlak dönmesi. Bakın bu şekilde dört köşeden ikişer tane arka taraftan alacaksınız. Yani toparlayacak. Bu yaka kendisini toparlayacak. Hatta iki tane kestirme yapıp da alabilirsiniz ama bu yeterli olacaktır zaten. Hani eğer yakanız çok geniş düştüyse iki tane kestirme yapabilirsiniz. İkişer ikişer iki 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 iki. Ama ben birer tane kestirme yaptım. Bakın burada yapacağım, burada yapacağım, burada ve burada yapacağım. Şimdi komple çevresini bir ön bir arka yaparak ve buralardaki kestirmeye yaparak bitirelim. Evet, son sıra lastiğe de gideceğiz. Şimdi biri gittik. Şurayı da arkadan alıyorum. Şimdi bir ton bir tane daha gidiyoruz ve yaka kısmını bitiriyoruz. Aynı şekilde bakın iki zincir çektim. Öndekini önden aldım. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bakın öndeye buradan alıyorum. Arkadakini de arkadan tığ geçirerek tel aldım ve normal trabzan gibi son lastiklerimi de yapıyorum. Bu lastik formu zaten trabzan. Sadece trabzanın böyle ortasından, bakın şöyle arka tarafının ortasından aldım, geçirdim. Bu şekilde oluşturuyorum. Ve burayı da bitirelim hemen. Bakın yaka iki sıra gittim ve çok güzel toparladı yakayı. Ve komple bunun çevresini de tamamladım. Gerçekten çok güzel bir yelek modeli oldum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.